Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta yani 19 Ekim'de Nihat Göktaş, hapishane komisyonunda ölüm acıgası arkadaş gözaltına alındı. 15 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Nihat ve Hünkar da gözaltına alınır için Hünkar da Cumhuriyeti eylemlerinde burada olan arkadaşlar, yanımızda olan arkadaşlar. Ya en azından Nihat'ı daha yakından tanıyorum, onu söyleyeyim. Yani Nihat'a niye aldılar diye düşündüğümde Nihat Devrimci onurlu ve dik duran bir insan, o yüzden aldılar. Aynı zamanda devleti, iktidarın korkusunu da gösteren bir şey Nihat'ı. Hatta 70 yaşında sistemini bile hala hapishanede tutanlar. Ve burada Hünkar'la ve Nihat'ın ve diğer arkadaşının serbest bırakılmasını bir daha yüksek sesle yıkılıyoruz. Bir de ayrıca şey, hapishanelere sürgün sevkler sürekli oluyor. En son olarak ayrıldığımız bilgiye göre Ali Gülmez sürekli sürgün edilen bir arkadaş o da. Şimdi Bolu hapishanesine sürülmüş. Şimdi burada sürgünü devam ediyor. Ve bunlara karşı da her hafta yine sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Hapishanelerde ise durum çok daha kötü. Mahpuslar üzerindeki psikolojik ve fiziksel şiddet her geçen gün daha da artmaktadır. Sohbet, spor gibi faaliyetlerin engellenmesi, kitap, gazete ve dergilerin yasaklanması, elbiselere sınırlamalar getirilmesi, çıplak aramalar, ayakkabı aramaları, kapalı açık görüşlerin ve telefon görüşlerinin keyfi olarak kısıtlanması gibi uygulamalarla mahpuslar sosyal yaşamdan kopartılmaya çalışılmakta ve tecrit edilmektedir. Bu uygulamalarla mahpusların savunma hakkı, tedavi hakkı, insanca yaşam hakkı gibi temel hak ve özgürlükleri en ağır şekilde ihlal edilmektedir. Bipolar duygulanım bozukluğu nedeniyle ani duygusal değişimler yaşamakta ve zaman zaman aynı koğuşta kaldığı arkadaşlarına saldırmaktadır. Kriz geçirerek koğuştaki camları kırıp kendisine zarar vermektedir. O hal sonrası daha da kötüleşen hapishane koşulları Tekin Dönmez'in sağlık durumunu olumsuz etkilemekte ve daha da kötüleşmesine neden olmaktadır. Her cumartesi bu meydanda toplanarak hasta mahpusların sesi olmaya ve sağlık durumlarıyla maruz kaldıkları hak ihlallerini duyurmaya çalışıyoruz. Bu haftada hasta mahpus Tekin Dönmez'in sesini duyurmaya çalıştık. Buradan başta devlet yetkilileri olmak üzere ilgili bütün kurumlara ve kamuoyuna sesleniyoruz. Hasta mahpusların serbest bırakılmasını ve insanca yaşama haklarının daha fazla ihlal edilmemesini talep ediyoruz. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Tecrit, işkence